arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Tabii ki annem ve Gülcan'ın kanalına hoş geldiniz. Annem hasta olduğu için bugün onun yerine ben yapacağım. Ve Gülcan benim videolarımdan bakarak ağzını sulandı. Bir tarif vereceğim sizlere. Ben hem mantarlı hem tavuk göğsü yapıyorum. Bir de ayrıyetten kıymalı yapıyorum. Şimdi onun tarifini vereceğim. Bu arada benim çocuklar lavaşı çok sevdiği için birkaç tanesi yenildi. Ama yine bu bize yeterli, yeter. Lavaşı nereden alıyorum diye sorarsanız şöyle göstereceğim. A101, BİM, hiç fark etmiyor. Alabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Evde yapabilirsiniz. Bu arada biz ablamla 2 dakikalığına yukarıya çıktık. Ali ile Kaan gelmiş, yeni almış. Yok, dün. Evet, dün de yediler. Şimdi hemen malzemelerimize göz atalım mı? Atalım. Malzemelerimizi sayalım. Arkadaşlar. Kaç tane soğan var orada? 2 tane büyük. Bayağı bir büyük verdiği için annem bol soğanlı daha lezzetli oluyor dedi. Doğru söylüyor. Kırmızı kapya biber var 2 adet. Yeşil biber de koyabilirler. Charleston, acı nasıl isterlerse. Burada bir diş sarımsak var büyük boy. Burada anneme ben dedim tatlı kaşığı olsun salçalı. Bir yemek kaşığı koydum. Salçalı daha güzel oluyor dedi. Burada da 2 adet soyulmuş. Kabuğu soyulmuş domatesimiz var. Burada bir paket mantarımız var. Ben böyle yaptım. Dürüm arası olacağı için beyti kebabı yapıyoruz bu arada. Tuz, kırmızı toz biber, kimyon. Ben buna kekik de katıyorum ama anneminki hazır toplamada kekiği olduğu için aroması bayağı ağır olduğu için koymayacağız. Bir de ben sevmiyorum. Bir de Gülcan'ın annem tadını sevmiyormuş. Onun yerine onları kullanacağız. Altını da açtık. Altını açtık şimdi. Güzelce kavrulduktan sonra mı koyacaksın abla yoksa? İlk önce soğan, biberi kızartacağız. Daha sonrasında tavukları ilave edeceğim. Tavuklar da rengi dönünce domatesini, mantarını ilave edeceğiz. Domates de salçasını sonra tabii ki. Şimdi şuraya Gülcan yağ ayarlamış. Yağsını koyalım. Yağsını öyle dedin diye koydum ama az da koyalım. Yok, bence fazla bile. Sen yemekleri yağsız yapıyorsun genelde. Sarımsağını da koyuyorum. Tat katsın hemen direkt. Kavrulunca daha güzel tadı oluyor. Birlikte kavrulsun. Zaten üst içinde sarımsaklı yoğurt yapacağız. O zaman güzelce soğanlarımız, biberlerimiz, sarımsaklarımız güzelce sotelensin. Biz ilave ettik. Şimdi rengi dönene kadar soteleyeceğim. Ardından da evet, mantarı koyacağım. Mantarın biraz suyu çekene kadar da salça, domates, salçayı şimdi ilave edeceğim. Çünkü çiğden kalmasın istiyorum. Dilerseniz siz sonra ilave edebilirsiniz. Yakınlaştır ablacığım. Yavaş yavaş pişmeye başladı tavuklarımız. Zaten mantarın suyu da buharıyla pişecektir. Ağzım kırlandı. Ben buna bazen şey de koymuyorum, salçası da yapıyorum, güzel oluyor. Domates yeterli oluyor. Biz salçaya alıştık ya, bizim valide sultanımız. Hayır, valide kaynanır evet. Mı deniliyordu? Valide annemiz. Bir dakika. Canım anne. Salçayı bol koyduğundan dolayı biliyorsunuz annem bol salçalı yapar yemekleri. Ben de alışmışım, salçasız yemek yiyemiyorum. Bazen salçası ama ben var ya. Ama güzel oluyor. Bu şekil bile seviyorum. Bu şekil bile yapabilirsin mantarsız. Mantar gibi. Beyti kebabı. Evet. Güzel oluyor. Ya aslında misafiriniz falan geldim. Gerçekten kurtarıcı oluyor. Ben beyti kebabı gibi yapacağım. Siz dürüm gibi de yapıp sarıp ortadan şöyle yanlamasını kesip sunum yapabilirsiniz. Ayranla beraber yanına. Turşu, soğan. Her türlü güzel oluyor. Evet. Şimdi rengi döndü. Salçamızı koyabiliriz. Evet. Salçamı bu arada salçanın hepsini mi koyacaksın? Salçanın annem hepsini koydu. Daha fazla koyacaktı. Bu arada annemin tansiyon oynamış. Yine attı annem kendi bahçeye. Küçük tansiyonu. Bahçeyde sonumuzu. Annemin hipertansiyonu olduğu için. İkisi de. Evet, ikisi de var. Büyük oynamış galiba. Küçük mü? Biz bu arada arkadaşlar büyük. Ablam kendisine burada soğanlı ekmek aldı. Burcu burcu kokuyor. Ben de çok severim. Bizim aile genetik. Eğer annem yerse kendime verelim. Soğanlı
soralım. Gerçi onun tansiyonu yüksek. Ablacığım ama. Evet. Başka bir şey. Şu an salçası da kavruluyor abla için. Mantarlarımı ilave edeceğim. Tuzunu en son koyalım. Anneme hatta tuzsuz verelim. Öyle yapalım. Onu düşünelim. Annem sarımsaklı istemedi. Çünkü tansiyonu çıkmasını istemiyor ablacığım tekrardan. Anne, ben bir kere... Sarımsak mıydı daha demin? Hı hı. Sarımsağı dengeliyor. Dengeliyor. İkisini de ortalıyor diye biliyorum. Hı. Ben veriyorum çünkü ona genelde düşüyor. Bahçede ayrı sırada baktım. Olur mu olmaz. Gerçeği işten var yanında. Evet, salçamız da kavruldu. Annem bütün mantarların hepsini koy, borcu olsun dedi. Abo. Bu arada zaten mantar içinde küçülüyor ablacığım. Biliyorum da. Bu kadar gözüklüğüne bakmayın. Daha sonrasında ufalıyor. Böyle bir saç var. Annem dedim ocak ne kadar çok yanıyor. Şu küçük yer al abla ya, böyle tencere yapacağım. Yandı. Eline dikkat et, çok sıcak oluyor. Ay küçük bile sizin çok yanıyor. Bak bak alttan, bak. Alttan çok açmışsınız. Böyle yaparsınız. Gel. Abla gel. Gel. Efendim. Kim o? Ooo elma yiyorlar. Elma yiyorlar. Nasıl giderler? Ne oldu, elin mi yandı? Bayağı ısınıyor ama ablacığım. Siz şeyi kısmamışsınız. Alttan. Tüpün sıcak yeri yok mu? Annem yok dedi de. Evet, harbiden de yok. Sanki sıcak daha çok açtın dokununca ona. Öbür türlü kapatıyorsun galiba. Öyle ayarlanabilir mi bilmiyorum ki. Bir dokun. Ay, çocuklar falan diğer eller o tehlikeli. Şimdi mantarımız da kendi suyuyla pişsin. Piştikten sonra sararken domatesini koyacağız. Baharatlarını da arkadaşlar dilediğiniz gibi koyabilirsiniz. Domatesini tamamen ilave damak zevkinize göre. Bu tamamen sizinle alakalı bir şey tabii şimdi ki. Şimdi baharatlarımı koyuyorum. Bazı takipçilerim benim diyor ki Özlem diyor. Baharatını piştikten sonra koy. Daha çok lezzet aroma katıyor diyor. Doğru. Bazıları da pişirirken koy. Sonra koydun mu lezzetli olmuyor diyorlar. Emin hangisi? Olamıyorum. Sizce hangisi? Yazarsanız yorumlar kısmına. Bence baharatları ilk önce koyduğun zaman daha güzel oluyor. Daha çok yoğun bir aroma tadı veriyor bütün bence. Bütün hepsine giriyor. Ben de öyle düşünüyorum. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki onlar da önemli. Şimdi arkadaşlar toz, bu kırmızı biber. Tatlı. Değil galiba. Değil. Sadece renk veriyor. Evet, yeterli. Üstüne sos yapacağız bunun için. Tamam. Kimyon. Körü var mı? Mal var. Alabilir miyim? Dolan şeyde, noodle'ların içinde. Çok zeki değil miyim? Zekisin de. Bu tıkanı mı ya? Koyalım mı istersen körü de? Koyalım. Çünkü lezzet katıyor. Evet. Şu ablam. Bak şunu da koyabilirsin yeter. Bence. Ne? Aç orayı. En sonda, en dipte. Şu. Evet. O da yanlış hatırlamıyorsam yine baharat çeşidi. Çok güzel oluyor. Koy. Bu neydi? Babamın çeşidi. 17 çeşit. Bunu bu da farklı. İstanbul'da. Tam bu toz hali. Var zaten. Şöyle. Yine az koy da. Silme yeter. Tamam. Aileme dokunmasın baharatlı. Şimdilik tuz koymayalım. Sonra mı? Tuzunu annem ayıracağız ya. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi. Şimdi pişecek. Ablamın elleri aslında tuzunu sağlam. Az koyalım, ayarlayalım. Sarımsaklı yoğurduna şey yaparız. Aa, evet. Şimdi olabilir. Üstünün sosunu hazırlayacağım ben ablacığım. Ama hani her ihtimalle karşı tuzlu yedirmemeye çalışsam da. Ya sanki arkamda evet. Biri var. Ali'ymiş. Ali'ymiş. Doğru bildin. Arkamda biri var deyince korktum, baktım ses geldi. Böyle sonrasında bir baktım Ali'ymiş. Bir ara tırsım yani. Şimdi bu kısık ateşte ablacığım. Mantarlar suyunu salıp pişecek. Pişti. Şimdi ılık sıcağı biraz çıksın. Daha sonra lavaşlarımızın arasına koyup servisimize yapalım. Ne oldu anneciğim? Ablalayı. Ne? Lavaş istiyor. Evet. İlk ılık sıcağı çıktı arkadaşlar.
lavaşlarımı aldım. Ve yapmış olduğumuz mantarlı tavuk soteden arasına koyuyorum. İster az, ister fazla, dilediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Bizim bugün lavaşlarımız az olduğundan dolayı bol bol koyuyoruz. Evet. Daha demin yine yedi çocuklar. Birazcık öyle oldu. Şuralarda böyle yuvarlıyorum. Sonrasında bıçak yardımıyla daireler şeklinde kesip tepsimize yerleştireceğiz ablacığım. İki parmak kalınlığında kesiyorum ben. Bakayım. Orasına tadına bakabilir miyim? Buyur. Çok merak ettim. Tuzu nasıl bilmiyorum. Toprak bardak istiyor ablacığım, verebiliyor musun? Hı hı. Şöyle içini çıkartmadan. O verdiğim 17 çeşit var ya. Efsane bir tat katmış. Yok, onu katmasak bile güzel oluyor. Körülü. Körü yok ama. Körü verecektim sana. O şeyden çok az koydum, o dediğim baharattan ama. Arkadaşlar çok güzel. Gay gay. Şimdi ablam hepsini distin. Hepsini aynı bir şekilde saracağız sanırım. Evet. Dizeceğiz. İçine. Hepsi olduktan sonra görüşelim. Arkadaşlar ablamla beraber kestik, dilimledik. Bu babama ayrı. Evet. Babam soslu sevmediği için. Bu belli arada olmaz. Anneminki de soslu olacak. Sarımsaksız istedi. Arkadaşlar bunu fırına koyup biraz kızartıyordum ben. Bu şekilde oluyor. İster fırında ister fırınsız. Biraz böyle fırında sert kütür kütür oluyor ya. Öyle de güzel oluyor yoğurt döktüğüm üstüne. Değişik bir tat oluyor. Üstüne aniyetten de yağ ve toz biber gezdiriyorum, tereyağı. Lezzetli oluyor. Siz arzuya göre katabilirsiniz. Bu arada yumuşak sevenler için zaten için yumuşak ve yumuşuyor. Bunu suyla şöyle alıp hafif gezdirip. Böyle dışarıda çocuklar var. Başka komşuların çocukları şurada içiyor. Arkadaşlar. Şu kalsın. O kalsın, bunu sabah ekmekle ya da babam gelince şimdi yer. Belki yemiştir de. Yoğurdumuzu böyle şerit halinde. Ablam bunu yaptığında canım nasıl çekmişti. Videolarını izlerken arkadan içim yemişti. Kalkıp yapmaya döşendiydim, biliyor musun? Yakın olsam yapardım valla. İşte şimdi bu yine kısmetmiş. Aradan tabii 4 ay mı 3 ay mı ne geçti ama. Ben bunun kıymalısını yapıyorum. Evet, kıymalısı da çok güzel oluyor. Çok güzel, gerçekten çok lezzetli oluyor. Ablam yapardı, güzel olmaz mı diyorum tek kelimeyle. Bazen yapamayabiliyorum tabii ki ben de. Fazla gezdirmeyeceğim. Dileyen tabağını alıp yiyebilir. Bunun üstüne sarımsaklı yoğurt da yapabiliyor. Ay sarımsak, pardon ya. Üstüne dilerseniz naneli sos da yapabilirsiniz. Bence naneli sos da yapabilirler. Naze bir tık belki bozabilir tadını. He. Kekikli. Ama şey yapabilirler. Şimdi bunun üstüne tereyağı ve toz pul biber. Yakacağız. Evet. Arkadaşlar biz bitişimizi yapalım. Öyle. Hadi. Sos olduğu için ben yaptırmayı tercih etmedim. Bir tane annemin mideye dokunmasın diye bunu da zaten ayırdık. Ondan dolayı da pek fazla. Daha fazla bunun gibi böyle iki tepsi çıkıyor. Malum benim çocuklar lavaşı sevdiği için öyle evet oldu. Şimdi bunu da ayrı bir tencereye alacağım küçük. Bize afiyet olsun. Umarım verdiğim tarifi sizler de uygular. Beğenerek. Beğenirsiniz. Evet. Beğenerek yersiniz umarım. Eğer tarifimizi beğenip yapan arkadaşlar olursa Gülcan'ın bir sonraki videolarına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Yani memnun kaldık diye diğer arkadaşlar da yapabilir. Bir arada kıymalı tarifini veririz sizlere. İnşallah. Ablam evet gitmezse, burada kalırsa. Daha buradayız, Allah nasip ederse. İnşallah. Bir şey olmazsa. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve sosyal medya hesabımızda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.